arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün minik prenseslerimiz için çok güzel ve çok kolay bir elbise çalışması yapıyoruz elbisemizin üst kısmını örüyoruz alt kısmını ise herhangi bir sevdiğiniz kumaştan saten kumaşlar olabilir poplin kumaşlar basmalar neden kullanmak isterseniz onunla altına da şöyle küçük bir üstteki kullandığımız renkte kirpik çalışması yaparak elbisemizi kullanıma hazır hale getiriyoruz ve üç tane de ben ince düğme kullandım ee, bu elbisemde yapımı oldukça kolay bütün aşamaları sizlerle birlikte çalışacağız şöyle ölçülerimize bir bakalım ee, önce örgü kısmına bakıyorum şöyle en üst kısımdan tutuyorum alta kadar 15 santim uzunluğunda robamızın uzunluğu yukarıdan ölçüyorum etek ucuna kadar ise 38 santim etek ucuna kadar olan uzunluğu. Evet, kolay gelsin diyelim ve hemen bu güzel çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Nakon'un Kotenellasını kullanıyorum. Gramajına bakalım, 100 gram ve 310 metreden oluşmakta ipimiz. Şöyle çok tatlı güzel bir rengi var. Tığ numarası ise. Bir buçuk milimetrelik tığımı kullanıyorum. Şöyle yarısı silinmiş gördüğünüz gibi kullanılmaktan. Evet elinize ve ipinize uygun tığları kullanırsanız örgümüzdeki sonuç çok güzel olacaktır. Şimdi zincirimizi çekmeye başlayalım. İçten şöyle ipimi alıyorum. Ve örgümü başlatıyorum. Öncelikle bir tane zincirden önce düğümümü atıyorum tığıma. Şu şekilde bunu düğüm olarak kabul ediyorum ve üzerine 92 tane zincirimi çekmeye başlıyorum. Şöyle bakın gevşettim. İpimiz çok kalın bir ip değil. E, normal ince bir ip. Metrajından da belli zaten. 1, 2, 3. İçine trabzan öreceğim için çok sıkıştırmıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 92 olana kadar öreyim. Zincirimi çektim. Santim olarak karşılığına bakalım. Şöyle tuttuğum zaman 32 santime karşılık gelmekte. Şöyle e, gördür olmasını sağlayalım. Beraber Şu şekilde tuttum. 32 birbirimizin ölçüsünü en azından kıyaslamış olduk zincirimizde ne kadar ettiğini şimdi trabzanımı örmeye başlıyorum bir trabzan çekiliyorum iki trabzan çekiliyorum üç trabzan çekiliyorum dört trabzan çekiliyorum dört tane trabzanımız çekildik tığımın başını doluyorum dördüncü trabzanımın içerisine tığımın ucunu girdirerek buraya bir tane ikili trabzanımı örüyorum bir ve iki ve birer birer toplamda 15 trabzan olana kadar zincirimin içerisine sırası ile giriyorum. Her birine birer tane bir trabzanlarımı örüyorum. Burası önümüz olan parçamız. ilk ön parçamız. sayalım şunu da ördükten sonra kaç olduğuna zincirden döndüm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 tane daha örmem gerekmekte 12 13 14 ve 15 15 tane trabzanımızı ördük. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve toplamda 15 trabzanımızı ördük. 15 trabzanımızı ördükten sonra sıradaki trabzanımızı ayrım yeri için öreceğiz. Bakın sıradaki zincir yuvasına batıyorum. Bir tane trabzan örüyorum. Ve buraya 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Ve tığımın başını dolayarak aynı yere bir tane daha trabzan örüyorum. Burası bölümler arası ayrımımızı ve artışımızı gerçekleştirecek olan bölümümüzün bulunduğu yer olacak. Bir trabzan, 3 zincir, bir trabzan. Şimdi bu kısımdan da 15 trabzan örmeye başlayalım. Tığımın başını doluyorum. Hemen giriyorum. Şuradaki V'deki trabzanlarımızı saymıyoruz. Şunlar dahil değil. Bakın burayı da 15 olarak örmüştüm. V'mizi ayrı, ayrıyetten ördüm. Şuradan ilk trabzanımı 1 diye sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 Örmeye devam ettim ve trabzanımı bitirdim. V'den sonra saymaya başlayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. 15 tane trabzanımızı ördükten sonra yeniden bir tane trabzanımızı sıradaki yuvaya örüyorum. Bakın sıradaki zincirimin içerisine giriyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Üzerine yine ayrım yeri olduğu için 3 tane zincirimi çekiyorum ve tekrar tığımın başını dolayarak aynı yere girerek burada bir tane V oluşturuyorum. 15 trabzan 1 V. şimdi 26 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. 1 diye sayıyorum. 2 toplam bunu tek tek örmeyelim tabii ki 26'sı olunca ben öreyim siz de örün görüşelim. 2 bakın V'den sonra sayıyoruz. Bunu dahil etmiyoruz. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 ve 26 toplam 26 trabzanımızı ördük şimdi bir tane yine V'mizi çalışalım tığımın başını doluyorum sıradaki zincir yuvasına giriyorum bir tane trabzan 1 2 3 zincirimi çekip aynı yuvaya girerek bir tane B örüyorum şimdi burada önümüzü 15 trabzan ördük kolumuzu 15 trabzan ördük arkamızı 26 trabzan ördük şimdi kolumuzu tekrar 15 tane trabzan örerek başlıyorum B'den sonra sayıyorum ve toplam 15 olana kadar hiç atmaya atlamadan birer birer örüyorum 15 trabzanımızı yine örerek geldim. Saymak isteyen arkadaşlarım için şöyle tutuyorum. Ve sıradaki zincirimin içerisine bir tane V yapıyorum. 3 zincirimi çekip aynı yere tekrar batıyorum. Son V'mizdi. 4 tane artış yapıyoruz omuzlarımızdan. Ve sonrasında son ön parçamızı 15 trabzan olarak örüyoruz ve başlangıç sayılarımızı birer birer örerek dağıttık bakınız bölümlerimize de güzelce ayırdık sona kadar birlikte örelim burayı çektiğimiz zincirlerde bakınız herhangi bir şekilde sayıda hata yapmadıysak tam olarak düşmekte. Bakın hiç saymadan, kontrol etmeden sona kadar örerek geliyorum. Sona kadar örerek geldim. V'mizden sonra yine sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14 ve 15 tane trabzanımız ördüm. Herhangi bir şekilde eksiklik olursa şöyle aynı yerlere bir tane batarak yani bir batacağımız yere iki batarak burayı kapatabilirsiniz. Bütün zincirlerimizi sökmemize gerek yok. Örmüş olduğumuz hiçbir emeğimizi sahi etmeyelim. Bir yerine iki batarak halledebilirsiniz. Eğer bir iki tane eksik çektiysek zincirimizi kesinlikle tamamını sökmeyelim. Aynı yerlere batarak halledelim. Evet. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve çeviriyorum. Ve ikinci sıramıza geçiyoruz. Bunu birinci trabzan kabul ediyorum. Hemen yanındaki trabzanımın üzerine de ikinciyi örüyorum. Üçüncü trabzanımı ve dördüncü son trabzanımı ördüm. Dört tane trabzanımızı ördükten sonra şuradaki bölümümüze bakınız. E, aşağıdan trabzanlarımızı sayarak üstten örmeye başlıyoruz. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 trabzan atlıyorum. 2 trabzan atlıyorum. 3. trabzanın bulunduğu noktaya girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 ve araya 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuva içerisine girerek 2 tane 3 tane daha trabzanımı örüyorum. 2 zincir 3 trabzan. 2 ve 3. Şimdi yaptığımız işlemimize bakalım. 4 tane trabzanımızı ördüm. Birisi zincirdi. 2 tane zincirimi çektim. 2 atladım. 3.'ünün içerisine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımı ördüm ve tekrar alttan sayıyorum. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum, 3. trabzanıma direkt sık iğne ile batıyorum. Tığımın başını tekrar doluyorum. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum, 3. trabzan içerisine 3 tane trabzan 2 3 ve 2 zincir Aynı noktaya tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Şuradaki gibi 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı da buraya ördüm. Şuradaki ayrım yerimize geldik şimdi bakınız. Ayrım yerimizin olduğu noktaya 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzanımızı öreceğiz. Evet öncesinde bakınız 1-2 atlayıp trabzanımın hemen bakın ayrım yerindeki trabzanımın bulunduğu noktaya gelip bir tane sık iğnemi yapıyorum. Buradan sonra oraya geçiyorum bakınız yuvanın içerisine. Sık iğnemizde batmayı unutmayalım. Tığımın başını doluyorum. 2 tane trabzanımı örüyorum. 3 zincir 1 2 3 burası ara ayrım yerimiz kendisi için özel yuvalar hazırladığımız bölümümüz 2 zincirim ve 2 trabzanımı ördüm. 3 tane zincir 2 trabzan. Birinci bölümümüzü bitirdik. Şimdi ikinci bölümümüze geçiyoruz. Kolumuz için 1 atlıyorum, 2 atlıyorum, üçüncüye batıyorum. Bakınız buradan geçişte de aynı sık iğne ile geçmiştik. Araya aradan devam ederken de yine sık iğne ile geçtim. Tığımın başını doluyorum bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncüye üç tane trabzan iki üç trabzan iki zincir aynı noktaya üç tane daha trabzan örüyorum arkadaşlar bu derimiz çok kolay hep tekrar ama ilk kurulumu herhangi bir şekilde yanılmalara karşı birlikte kuralım istiyorum Evet şimdi bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncüye sık iğnemi batıyorum sık iğnemi battıktan sonra tığımın başını doluyorum bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncüye üç trabzan iki zincir trabzanlarımı tamamladım İki zincirimi çekiyorum tekrar üç tane trabzanımı örüyorum bir iki ve üç üç trabzan iki zincir üç trabzanımı yeniden ördüm şimdi sayıyorum bir 2, 3, 3. Üçüncüye girerek sık iğnemle batıyorum. 2 tane modelimi de buraya yerleştirdim. Buradan bakınız hemen şuradaki beğimizin bulunduğu noktadayız. Tığımın başını dolayarak geliyorum buraya direkt. 2 tane trabzanımı ara ayrım yerime örüyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve tekrar 2 trabzanımı örüyorum. 1, 2, ve sayıyorum. 1, 2, 3 arkaya geçtik. 3. sık iğne ile geçtim. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 3. trabzanımı 3 tane örüyorum. 1, 2 zincir, 3 trabzan. 2, 3. Hep aynı işlemler ama bölüm ayırdığımız için birlikte çalışalım. 1, Bir, 2, 3. sık iğne. Sık iğnenin battıktan sonra hemen başını doluyorum. 1 2 3. trabzanlarım. Bir, trabzanlar. bir sık iğne bir trabzan grubumuzu örmekteyiz. Trabzanımızın grupları da 3 trabzan, 2 zincir, aynı noktaya 3 trabzandan oluşmakta. arkamızdan bakınız şuradan itibaren devam etmekteyiz ve trabzanlarımı ördükten sonra 1 2 atlıyorum 3. sık iğnemle batıyorum sık iğnem ördükten sonra hemen tığımın başını doluyorum 1 atlıyorum 2 atlıyorum 3. yeniden 3 tane trabzanımı 2 zincirimi 3 trabzanımı örüyorum trabzanlarım bitti. 1 2 3. sık iğne. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3. yine trabzan grubunu örüyorum ve bakın iyice de yaklaştım artık ayrım noktamıza. 2 zincir 3 tane trabzan Ve sayıyorum trabzandan sonra 1, 2, 3 sık iğnemi örüyorum ve ayrım yerime geldim. Ayrım yerime girerek 2 tırabzan, 2, 3 zincir, 2 tırabzanımı örüyorum. Dilerseniz 2 de çekebilirsiniz ara zincirini bir zincir pek de bir şey fark etmeyecek. 2 trabzan 3 zincir 2 tırabzanımı ördüm ve kol bölümüme geçiyorum aynı şekilde sayıyorum 1 2 3. batıyorum sık iğnemle ve tığımın başını doluyorum 1 2 3. 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımı örüyorum tırabzanlarımı ördükten sonra yine sık iğnemizi örmek için sayıyorum. 1 2 3. sık iğne. Sık iğnem ördüm. Hemen tığımın başını doluyorum. 1 2 3. trabzan grubumu örüyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Aynı yere girerek 2 ve 3 trabzanlarımı ördükten sonra 1 2 3. gelerek sık iğne ile batıyorum. Evet, kolumuza da bakın iki tane modelimizi kurduk. Şimdi V'min bulunduğu yere geldim. Tığımı başını doluyorum. 2 tane trabzanım. 1 2 3 zincirim. 2 trabzanımı örüyorum ve kolumuzu da tamamlıyor. Şimdi son olarak ön parçamıza geçtim. 1 2 3.ye batıyorum, tığımın başını doluyorum, 1 2 3. trabzan grubu, 2 ve 3. 1 2 3 trabzanımı da ördüm, sayıyorum, 1 2 3.ye sık iğne ile batıyorum, tığımın başını doluyorum 1 2 3. geliyorum ve buradan 3 tane trabzanımı 2 zincirimi Evet kolumuzu iki trabzanımızı ördükten sonra bitirdik. Bakınız buradan şu aradaki gördüğümüz yerler kolumuzdu. Önümüze şöyle geçiyoruz. Önümüzün birebir aynı olması gerekmekteydi. Önümüzdeki bakınız ayrım yerimiz şu kısım. Ayrım yerimizin hemen en son trabzana üzerine batmıştık sık iğne olarak. Buraya da üzerine batıp modelimizi bu şekilde kuruyoruz. şu şekilde. Hemen buraya ilk trabzana sık iğne batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum, iki atlıyorum. Üçüncüye trabzan grubumu örüyorum. Buraya dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Şu kısımda yani önümüz birebir aynı olmasını istiyoruz. Ve sonra trabzanlarımızı bu şey şu işlemi yaptığımız zaman hiçbir şekilde karışıklık olmayacak. İki zincir tekrar üç trabzan modelimizi o şekilde yerleştireceğiz. Üç trabzanı ördüm. 1 2 3. sık iğne. Sık iğnemi batar batmaz doladım. 1 2 3. Üç. 3. de trabzan gruplarımı örüyorum ve model yerleştirmemin sonuna geldim. İnşallah sizler de çok rahat yerleştirmişsinizdir. Hiçbir kesinti yapmadan birebir sizlerle birlikte örmek istedim. Çünkü en önemli şey modelin ilk kurulumu. Ondan sonrası zaten akıp gitmekte. Grubumu tamamladım. Kenarda 4 tane trabzanımız olacak bakınız. Tığımın başında oluyorum. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum, 3.ye batıyorum. Direkt trabzanla. Öbüründe trabzanla başlamıştık. 2 3 ve 4 zincirden döndüğümüzü de örüyorum ve üstüne geçmek için 3 zincirimi çekiyorum şimdi şöyle yaptığımız işlemimizi genel bir hatırlayalım 4 tane trabzan ördüm. 2 zincirimi çektim. 2 atlayıp 3.ye batıp bu grubumu ördüm. Sonra yine 2 atlayıp sık iğnemi grubumu ördüm. Sık iğnemi hemen buradaki ayrım yerine yanına ördüm. Bu bitişte de bakınız aynısını yaptık. Şöyle baktığınız zaman birebir şöyle tersini çevireyim. Birebir aynısı olması gerekmekte. 2 tane grubumuz ve 1 tane artış yerimiz. Evet sonrasında kolumuz için olan bölümlerimi ördüm. Ayrım yerimden sonra iki modelde kolumuz için ördük. Ayrım yerim 1, 2, 3, 4 tane modelde arkamız için kurduk. Ayrım yerimiz yine bir iki model kolumuz için. Ayrım yerimiz iki modelde önümüz için kurduk ve tamamladık. Şu şekilde yere bırakıyorum. Evet, yerde de bu şekilde görülmekte. Şimdi bir üst sıraya geçelim. 3 zincirimi arka tarafta çekmiştim. Buradaki 4 tane trabzanım örüyorum. Birisi zincir, 3'ü trabzan toplam 4 kenar trabzanımız. 3 ve 4. 4'ünü ördüm. Şimdi bir sıramız şu aşağıdaki gibi trabzan ve sık iğnelerden oluşmakta. Bu öreceğimiz sıramız ise zincir ve sadece 2 tane trabzandan oluşmakta. Sık iğne, trabzan ve zincir. Burada zincir ağırlıklı 1. İki tane zincirimi çekiyorum. Hemen aşağıdaki iki tane bakın trabzan grubu arasındaki zincirimin şöyle altından girip bir tane sık iğne örüyorum. Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum. Bakın bu sırada hep zincirlerle ilerleyeceğini söylemiştim. Tığımın başını doluyorum. Buradaki sık iğnemin içerisine giriyorum. Şöyle uzunca bir trabzan için uzatıyorum ilmeğimi. Ve bir katını örüyorum. İkincisiyle kapanıyorum aynı yere tekrar giriyorum şöyle uzatıyorum bir katını örüyorum yani iki tane trabzanımızın birer katı örüldü başına doladığımız diğerini kapamadık şimdi burada üç tane ilmeğimiz var kapatıyorum bakın şu beylerin aralarına bu şekilde işlemimizi yapacağız tekrar araya iki tane zincirimi çekiyorum araya girerek altından şöyle sık iğnemi örüyorum İki zincirimi çekiyorum, hemen şurada köşeye ayrım yerine gelmeden bir sık iğne yapmıştım. Bu sık iğnenin içine de başını doluyorum tığımı, ilmeğimi uzatıyorum, bir katını örüyorum. Tekrar aynı yere giriyorum, şöyle uzatıyorum, bir katını örüyorum, hepsini tek seferde çekerek kapatıyorum ve iki zincirimi çekip ayrım yerime geliyorum. Ayrım yerimde değişiklik yapmıyorum. 2 tane trabzanım 1 2 3 zincirim aynı yere 2 tane trabzanım örüyorum Evet bu sıramızda anlaşıldığı üzere sık iğnemizin ara çukurların olduğu yere 2 tane trabzandan oluşan grubumuzu şöyle uzun bir trabzan örerek hep ikisini birlikte topluyoruz ve aralara da iki zincir çekiyoruz. Şuradaki tepe noktalarına tepeciklerimizin üzerine ise birer sık iğne batıyoruz. Çukurların içerisine iki uzatmalı trabzan bakınız. Tepelere ise sık iğne olacak şekilde ilerleyelim. Şuradan biraz daha birlikte yapalım. İki tane zincirimi çekiyorum. Hemen bakın çukurdaki sık iğnemi görüyorum. Bir tane şöyle uzatmalı trabzanımı yapıyorum giriyorum ikinci kez uzatıyorum ve hepsini birlikte kapatıyorum her bir işlem arası iki tane zincirim var Tepeciğe gelerek altından sık iğnemle örüyorum İki zincirimi çekiyorum bu kez çukurun içerisine tığımın başını doluyorum uzatmalı trabzanı şöyle alıyorum birini ördüm ve tekrar ikincisini ördüm kapatın iki tane zincir tepeciğimize alttan girerek bir sık iğne 2 tane zincir tığımın başını doluyorum çukurun içerisine uzatmalı trabzanım. Evet bu şekilde sevgili dostlar sona kadar gelelim şimdi ayrım yerimize 2 zincir çektim 2 trabzanımı 3 zincirimi iki trabzanımı örüyorum bakınız yaptığımız işlemi şöyle görmeniz istiyorum her herhangi bir karışıklık durumunda dondurup bakabilirsiniz sona kadar ilerleyelim Evet sona kadar örerek geldim. En son iki zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki görmüş olduğumuz trabzanlarımı yani kenar trabzanlarımı birer birer örüyorum. Dört kenar trabzanımı. Dördüncüyü de örüyorum. Ve 3. sıramızı tamamladık. 1-2-3 zincirimi çekip hemen çeviriyorum. Ve buradaki kenar trabzanlarımızı dördünü de örüyorum birisini zincirle örüyoruz üçünü trabzanımızla Evet bakın şu şekilde hazırladık şimdi üzerine yeniden örmeye başlıyoruz şuradaki boşluğun içerisine yani zincirimizin bulunduğu noktaya geliyorum hemen 3 tane trabzanımı örüyorum tamam başında doluyorum. 1 2 ve 3. 3 tane trabzanımı ördüm. 4 tane trabzanım ayrı. 1, 2, 3, 4. 3 tane de bakınız şurası için ördüğümüz trabzanımız var. 3 trabzanımı ördükten sonra şuradaki tepe noktasına direkt iniyorum. Bakın direkt bir tane sık iğne yapıyorum. Direkt bir sık iğne. Ve bir zincir çekmiyorum tavan başında oluyorum. Şu görmüş olduğum uzatmalı trabzanımın üzerine şuradaki grubumu örüyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 tır. Bütün uzatmalarımıza aynı işlemimizi yapacağız. 1 2 3 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. 1 2 3 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı bu uzatmamızın üzerine ördük şimdi şu tepemizin üzerine sık iğne ile batıyoruz hemen direk sık iğne zincir yok zincir sadece artış yerlerimizde şu arada olacak şimdi bakın uzatmalı trabzanımız tığımın başında doluyorum. 3 tane trabzanım 2 3 1 2 zincir 3 trabzan 1 2 3 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan grubumu da ördüm şimdi ara ayrım yerine geliyorum ara ayrım yerine gelmeden önce hemen şu ayrım yerinin ilk trabzanına burayı böyle sık iğne ile batıyorum Tığımın başını dolayarak iki trabzan, 3 zincir, 2 trabzanımı örüyorum. 2 trabzanımı da ördüm. Şurada yapmış olduğum gibi hemen bu aradaki trabzanımı ikinci trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. Ve buraya diğer modelimizi, diğer sıramızı ördüğümüzde yeni artışımızı çalışacağız. Tığımın başını doluyorum. Bakın buradaki yine uzatmalı trabzanımın üzerinde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımı örüyorum. Sık iğnemin üzerine sık iğneyi örüyorum. Yine trabzanlarımı örüyorum. Sıramın sonuna kadar işlemlerimizi tekrar ederek devam ediyoruz. Sıramızın yine sonuna kadar geldik. Şöyle masamın üzerine yatırdım ben. Bakınız. Bitişi yine birlikte çalışalım. Başlangıçta hemen trabzanımızın yanına 3 tane trabzan örmüştük. Buradaki işlemlerimizin hepsini birer birer aynı şekilde çalıştıktan sonra bakın şu şekilde. 3 trabzanımızı bitişimize de örelim. Sık iğnemi ördüm. Hemen şuradaki boşluğa örmeye başlıyorum. Birinci trabzanım, ikinci ve üçüncü. Başlangıç ve bitişte üçer trabzan ve kenardaki dört trabzanımı örüyorum. Dördüncüyü de örerek tamamladım. Üç zincir hemen çeviriyorum 4 tane trabzanımı örüyorum şimdi zincirlerden oluşan sıramızı öreceğiz zincirlerden ve şöyle uzatmalı trabzanlarımızın olduğu sıramızı örmeye başlıyoruz 2 zincir Şuradaki bakınız ilk boşluğun içerisine tığımın başını doluyorum. Sık iğneme çukurun içerisine uzatmalı trabzanımı örüyorum. Birinciyi ördüm. ikinciyi ördüm. Aynı anda kapadım. Bir, iki tane zincir çektim. Şu şekilde tepeye sık iğne. İki zincir çektim. Buradaki çukur da bulunan sık iğnemin içerisine uzatmalı trabzanımı birincisini ördüm. ikincisini ördüm. Kapadım ikisini. İki zincirimi çekiyorum tepe noktasına gelerek bir tane sık iğneyi örüyorum. İki tane zincir çekiyorum. Hemen buradaki artış ayrım ve artış yerimizin yanındaki bölümüme şuradaki sık iğneme girerek buraya da uzatmalı trabzanımı örüyorum. Ve bu sıramızı iki zincir çekerek ayrım yerine giriyorum. Ve bu şekilde sona kadar getiriyoruz. 1, 2, 3, 2 hemen şöyle iki tane zincirimi çekiyorum ayrım yerimden sonra çukurumuzun içerisine uzatmalı trabzanımı ikisini de örüp tek seferde kapatıyorum iki zincir çekip sık iğnemi örüyorum kolay ve zevkli bir şekilde sona kadar ilerliyoruz Evet modelimizin mantığını artık oturtturduk hemen hemen. Bakınız iki defa aynı şekilde kurdum. Şimdi bu görmüş olduğumuz ikili uzatmalı trabzanlarımızın üzerine şu şöyle bakın şöyle tutayım. 3 tane trabzanım, 2 zincirim, 3 trabzanımın bulunduğu yerimizi öreceğiz. Sık iğnelerimizin üzerine ise sık iğne. Trabzanlarımızı, sık iğnemizi, trabzanlarımızı öreceğiz ve sık iğnemizi de şu kenara örerek ilerleyeceğiz. Yine birlikte başlayalım başlangıçlarına. Yine bakınız şurada zincir çekmeden direkt geliyorum ve trabzanımı örüyorum. Ve evet, trabzan öreceğimiz için zincir çekmeye burada gerek yok. Bir iki tane tekrar üç tane trabzanımı örüyorum. Bir nevi mantar gibi de görülüyor. Bakınız. Evet sık iğnemi örüyorum tepesine bakınız. Tekrar trabzanlarımı örüyorum. 2 zincirip trabzanım. Evet trabzanlarımı ördüm. Tepelerine sık iğnelerimi battım ve ayrım yerime kadar geldim. Ayrım yerimin bulunduğu yerde bakınız. Şuraya ilk trabzanıma gelerek bir tane sık iğne örüyorum ki bir dahaki bölümde şurada ördüğümüz gibi bir tane daha model yeri oluşsun. Tığımın başını doluyorum. Trabzanlarımı ayrım yerimde iki örüyorum. 3 zincirimi tekrar iki trabzanımı örüyorum. Hemen ikinci trabzanın üzerine gelerek sık iğnemi batıyorum ve tekrar buraya 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan diye şurada olduğu gibi örerek sona kadar devam ediyorum. Sıramızı örerek sonuna kadar geldik. En son yine birlikte geçişimizi yapalım. Trabzanlarımı ördükten sonra hemen kenardaki 4 trabzanımı örüyorum. Ve bir üst sıraya geçiyorum. Bir, iki, üç, Şimdi zincir ve ikili uzatmalı trabzanımızın olduğu bölümümüze geldik. 4 trabzandan sonra hemen 2 zincir tepeye sık iğne. 2 zincir çukura uzatmalı trabzan. Hepsini tek seferde çekelim. 2 zincir sık iğne. 2 zincir uzatmalı trabzan. 2 zincir sık iğne 2 zincir hemen artışımızın bulunduğu şuraya gelerek bir tane de uzatmalı trabzanımızı örüyoruz artışlarımız içinde yine 2 zincirimizi çekip yuvaya giriyoruz ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz sıramızın sonuna kadar geldim bakınız sonrasında ben 4 tane trabzanımızda örerek geldim şimdi şu sıramızdaki yerimize geldik bakınız şuradaki işlemimizi yapacağız 3 tane trabzanımızı öreceğiz ve aynı şekilde devam edeceğiz. Ve modelimize bakınız iyice büyüttük hem kurumasının bütün aşamalarına tekrar tekrar birlikte çalıştık. Şimdi buradaki trabzanımızı hem başlangıçta burada olduğu gibi hem de bitişte üçer trabzanımızı her ikisinde de örelim, biraz büyütelim daha sonra kol ayrım yerinde yeniden birlikte olalım. İnşallah e, yeterince açıklayıcı anlatabilmişimdir sizleri zor duruma bırakmadan. Bakın, şimdi şu sıranın bulunduğu yerdeyiz. Aynı böyle devam edecek. Hemen başını şuraya ilk önce sık iğnemi batıp başını dolayıp buradaki trabzanımı da öreceğim ve bu şekilde devam edeceğiz. Hemen bu sivri sık iğnenin olduğu yere sık iğne. Buraya ise trabzanlarımızı başını dolayıp örelim ve biraz büyütelim. Sırası ile örmeye devam ettim. Bir sıra zincir sıramızı, bir sıra trabzanlardan oluşan sıramızı ördük. Ve kol ayrım yerine kadar geldim. Kol ayrım yerini arkadan yani zincirlerin olduğu bölümden yapacağız. Ama öncesinde şöyle yaklaştırarak görmenizi istiyorum. Bakınız şöyle saydığım zaman kaç model kurduğumuza bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane modelimi kurdum. E yeterli oldu artık kolumuzda gövdemizi ayırarak Örmeye başlayalım bunun için bakın arkadan başladım bu zincir sırasıyla zincirimiz ve sık iğnemiz ikili uzun tar uzatmalı trabzanımızı ördüm ve şuraya kadar ayrım yerine kadar geldim şöyle biraz daha uzaklaştırayım daha değerli toplu güzelce anlaşılsın şu ayrım yerine geldiğim zaman iki tane zincirimi çekiyorum Kolumu şu şekilde büküyorum ve diğer ayrım yerine bakınız şuradaki şuradan itibaren ayrım yerinin bu kısma gelerek bir tane sık iğnemi batırıyorum iki zincirimi çektim öncesinde buraya geliyorum bakınız buradaki ayrım yerine geliyorum batıyorum. Sonrasında diğer kolumun ayrım yerine geliyorum. Ve sık iğnemle burayı birleştiriyorum. Her iki ayrım yerimi de görmenizi istiyorum şöyle. Ve sonra iki tane zincir çekiyorum. Arkamdan devam ediyorum. Uzatmalı ikili trabzanlarımı örüyorum. Diğer kolumun yakınına kadar örerek ilerliyorum. Arkadan örerek geldim. Burada kolumu sık iğnemle birleştirmiştim. Evet şimdi yine ayrım yerimizin bulunduğu yerdeyim. Buraya tığımı batırıyorum. Diğer ayrım yerine şuraya geliyorum. Bakın. Ona da batırıyorum. Tam oraya bakınız. Ayrım yerine bulunduğu yere. Kapatıyorum. Bir, iki tane zincirimi çekip buradaki araya uzatmalı trabzanımın ikisini örüyorum iki zincir çekiyorum tepeye sık iğne iki zincir çekiyorum ve bakınız gövdemizi bu şekilde birleştirdik kollarımızı bundan sonraki sıramızda örmeyeceğiz bundan sonraki sıramızda da aynı şekilde Buradaki görmüş olduğumuz düzen üzerine örmeye devam edeceğiz. Şöyle bakınız şuradan takip edebiliriz. Önce 4 tane trabzanımız hemen iki atlayıp e, trabzanımızın üzerine batmıştık. Hemen trabzanımızı daha sonraki sıramızda 2 zincirimizi çekerek e, bu zincir ve şuradaki ikili grubumuzu örmüştük. Şöyle ön yüzden ise 3 tane trabzanımızın olduğu grubumuzu örüyoruz. Sonrasında yine şöyle çevireyim. Bakınız buradaki devam ettiğimiz işlemin aynısını devam ederek kolumuzu birleştirdikten sonra aynı şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdi şöyle örelim. Yine kolumuzun bulduğu, bulunduğu yere gelince yeniden birlikte olalım. Önden modelimi yeniden kurdum. Bakınız şuradaki gibi 3 tane trabzanımı ördüm. Ve 3 trabzan 2 zincir 3 trabzandan oluşan bölümümü de örerek ilerlettim. Modelimiz bakınız şöyle tutuyorum. Bu sıra üzerinde zaten örerek gelmiştim. Şimdi tam trabzan grubumu ördüm. Kolumun altının birleşme noktasındayım. Buraya bir tane sık iğne yapmıştım. Sık iğne olarak buraya da batıyorum. Yine hemen tığımın başını doluyorum şu kenarında bulunan ikili uzattığımız trabzanımıza yine 3 trabzandan oluşan grubumu örüyorum araya 2 tane zincirimi çekiyorum ve yine 3 trabzanımı ördükten sonra burayı tamamlıyorum ve hemen yanına geçerek sık iğnemi örüyorum şöyle görelim ve buradan aynı örerek devam ediyoruz tüm örmemiz gereken trabzanlarımız ve sık iğnelerimizi ördükten sonra kol altımızın bulunan yeri buraya da bir tane sık iğne yapıyoruz. Kenardakine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, bir sık iğne tam kol altının olduğu yere yine buraya da 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanı örelim ve biraz robamızı büyütelim. Yeterli ölçü olana kadar robamızı örmeye devam ettim ve tamamladım. Kol altından sonra 1 2, 3 trabzan sırasını sayıyoruz. Böyle zincir çektiğimiz sırayı saymıyoruz. Bakınız 1, 2, 3 tane modelimizi de kurduk. Ee, şimdi yeterli son sıramızı sizlerle birlikte örelim. Son sırada bakınız 3 e, trabzan 2 zincir 3 trabzan sıramızı ördüm. Ama bu son sıramız olacağı için e, aynı işlemimizi yapmıyoruz. Şuradan 2 tane zincirimi çekiyorum 1 ve 2 tığımın başını doluyorum bakınız 4 tane trabzanımız vardı zincirimizle birlikte onun ikincisine giriyorum tek seferde çekiyorum bu son sıramızda diğerinde tek seferde çekiyorum 3 4'ünü tek seferde çekerek tamamladım devam ediyorum aşağıdaki trabzanlarımın da tepesine birer birer tek seferde batıyorum ve gördüğüm bütün trabzanlar şimdi 3 trabzanıma geldim onlara da birer birer tepe noktasına giriyorum tek seferde çekiyorum başını doluyorum tek seferde çekiyorum ve şuradaki iki tane zincirimin içerisine 3 tane örüyorum 2 3 ve bu son sıramız bu şekilde olacak. Sonra trabzan geçiyorum. Sadece trabzanlarımı örüyorum. Aradaki sık iğne, sık iğnemize de batalım. Sık iğneye sık iğne olarak batalım. Daha belirginleşsin. Direkt geçebilirdik ama oradaki belirginliği artırmak istedim. 3 tanesine batıyorum. Ve buraya 2 zincirin olduğu yere 3 defa başını dolayarak giriyorum. Ve sona kadar bu şekilde ilerleyelim. Bluzumuzun alt kısmını da örerek tamamladık. Şu şekilde bakınız önden gayet düzgün durdu. Arkadan örmüştük. Arkadan şuradan başlamıştık örmeye ve sona kadar örerek geldim. İpimi de kestim. En son trabzanı ördükten sonra. Şimdi eteğinin alt kısmını çalışmaya başlayalım robamızı tamamladıktan sonra şöyle eteğini yapmak için şöyle kahve köpüğü renginde bir tane kumaşım var bunun altını sülfüre olarak geçtim etek boyu ise şöyle 25 santim 24 santim üzerinden şuradan tel alıp kıvıracağım alt kısmı ise şu şekilde sülfüre bunun üzerinden tığlayarak ben alt kısmını eteğimizi çalışacağım şimdi şöyle yönünü düz yönünü şöyle alıyorum tığıma bir tane zincirimi çekiyorum ve hemen eteğimin şöyle uç kısmından başlıyorum kenardan giriyorum buradan sürfürem açılmış önemli değil şöyle alıyorum katlı da olabilir arkadaşlar şurası dikiş payına kalacak Şöyle sabitledim burayı. Bakınız sadece sabitlemek için tığımın başını doluyorum. Biraz ileriye geçip batıyorum. Bir, iki defa da çekerek alıyorum. Ve başlıyorum. Bir, iki zincir çekip ördüğüm trabzanın ardına giriyorum. Tekrar aynı yere gelerek batıyorum. Bir ve iki. İki zincirimi çekiyorum. Ardına batıyorum. Toplam üç tane trabzanımı aynı noktaya örüyorum. 2 zincirle kirpiğimi yapıyorum. Bir tane sık iğne ile başladım. 3 trabzan ördüm. Her birisinin arkasına 2 zincir ördüm, ardına girdim. Şimdi 3. kirpiğimizi yaptıktan sonra şöyle bir tane zincir çekiyorum üçüncü kirpikten sonra mutlaka bir zincir çekelim ve şöyle göz karar şöyle yatırdığımızda aşağıya gelecek uygun gelecek şekilde batıyorum ve bir tane sık iğnemi örüyorum tekrar buradan bir zincir çekiyorum sık iğneden önce ve sonra birer zincir tamın başında oluyorak giriyorum trabzanımı örüyorum üzerine iki tane kirpiğini örüyorum ardına batıyorum. Ve tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. İki tane zincirimi çekip arkasına batıyorum. Üçüncü kez aynı yere giriyorum. Batıyorum. Bir ve iki. Kapatıyorum. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Şöyle göz kararı ilerliyorum. Ve batıyorum. Bir tane sık iğne şimdi ördükçe çok çok daha güzel olacak şöyle kastırmamaya da dikkat edelim çok derinden batmayalım biraz daha yüzeyden yine bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum bakın çok derine girmeyelim derindeki gördüğümüz gibi büzdü trabzanımı ardından 1 2 zincirimi batıyorum tekrar aynı yere ve arkasına iki zincirime batıp kirpiğimi yapıyorum. Üçüncü trabzanımı daha örüyorum. İki tane zincir batıyorum. Üçüncü kirpikten sonra bir zincirimi çektim. Çok derine gitmeyelim. Şöyle hemen sürfremizin altına gelip sık iğnemi batıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Tığımın başında oluyor. Hemen sürfremin altına giriyorum. Trabzanımı örüyorum. Üzerine iki zincir ve bu şekilde eteğimizi tamamen örerek tamamlıyoruz alt kısmını. Evet eteğinin bütün yuvarlak bir şekilde tamamına tığladım. Tığlama işlemimiz sona erdi. Şimdi parçalarımızı birleştirebiliriz. Şu şekilde bakınız. Tığlama işlemini yaptım. Şimdi bel kısmını tel alalım ve üstteki örmüş olduğumuz parçaya uygun bir şekilde teğelleyelim. Bakın şu şekilde serbest teğeller alarak büzgümüzü yapıyoruz. Alt kısmımı tamamladıktan sonra yukarısının büzgüsünü çalışmaya başladım. Yukarının büzgüsünün şu kısmına da sürfüre yapmayı unutmayalım sevgili dostlar. Şimdi şu şekilde büzgümüzü alıyoruz. Büzgü almasını bilen arkadaşlarımız dikiş bilen herkes şöyle bol bol teller alıyoruz. Bol tellerimizi aldıktan sonra Belimizin ölçüsüne uyacak şekilde ayarlıyoruz. Bakın, sadece dikişliker gibi ipimizi, yani iğnemizi kumaşımızın içerisinden geniş aralıklarla geçtik. Şu şekilde büzdüğümüz zaman böyle büzgülü bir görünüm oluyor. Şimdi ben diğer taraflar, diğer parçalarımı büzerek gelmiştim. Şimdi bunu Büzgülerimizi orantılı bir şekilde dağıtıp ve bu ölmüş olduğumuz parçanın bel kısmına uygun olacak şekilde şuradan dikmeye başlayacağım. Bakın şu son parçanın şu kısmından önce iğneleyeceğim. Daha sonra e, dikeceğim. Hani iyice bir yerleştirelim ki büzgülerini hala devam ettireceğim. Eğer gerekiyorsa dağıtacağım. Gerekiyorsa büzgümü biraz daha açacağım. Bu elbisemin tam bir şekilde olmasını sağlayacağım. Bu kısmı üst kısmı ben düğme kullanmak istiyorum. Şu şekilde üst kısma 3 tane düğmemi kullanmak istiyorum inci düğmeme şöyle sık sık olacak şekilde. Aşağı kısmında dikerek kullanacağım. Yani buradan boy, boydan boya düğme olarak kullanacağım. Üst kısmına düğme. Yalnız ee, dikkat ettiyseniz ilik çalışması yapmadık. Özellikle yapmadık. Çünkü trabzanlarımızın arası çok rahat olduğu için ekstra daha da bir büyük delik açmaya ihtiyaç duymadı. Kullanacağımız düğmeler zaten bebek örgüsü olduğu için çok rahat bir şekilde bu trabzan aralıklarında geçecektir. Kocaman devasa düğmeler kullanmayacağız nihayetinde. Ben genişletmek istemiyorum. Burası ilik olmayacaksa. O yüzden şimdi şu alt kısmı ben dikiyorum. Şuradan alt kısmını daha sonra eteğimizi teğleyerek yerleştirelim. İğneme ipimi taktım ve dikmeye başlıyorum. Dikişlerimi üst üste getiriyorum. İsterseniz önce iğneleyebilirsiniz. Dikişimizin düzgün olması için birebir trabzanlarımızın karşılıklı olmasına sağlıyoruz ve dikiyoruz. Ben şöyle kamera altında diktiğim için tabi biraz rahat bir ortamım yok. Tabi bu asla bahane değil ama şöyle. şu kadar yeterli bir tane daha geçeyim Evet şimdi eteğimizin zaten telini alıp birleştirmiştik isterseniz bir katta şöyle geçebilirsiniz Şurası da daha güzel duracaktır o zaman şöyle geniş genişti buradan alalım siz tabi daha lütfen güzel dikin Evet burası da kalkmasın düğümümüzü atalım Bluzumun üst kısmını diktim. Şimdi daha önce hazırlamış olduğum eteğimizin büzgülü olan bölümünü şu uygun bir şekilde altına geçiriyoruz. Ve toplu iğnelerimizle güzelce uygun büzgüler ayarlayarak şöyle bakınız iğneleyip ayarını yaptıktan sonra dikelim. Büzgülerimizi şu şekilde dağıtalım. Poplin kumaşlarımızda basmalar, özellikle basmalar falan çok güzel olmakta. Şu cıvıl cıvıl basmalar, onlarla çalışabiliriz. Büzgüleri şöyle dağıtalım, her yer eşit olsun. Büzgülerimin ayarlarını yaptıktan sonra toplu iğnelerimle birleştirdim. Şimdi toplu iğnelerle önce ayarlamamızı yapalım. Büzgünün yoğun olduğu yerleri, az olduğu yerleri elimizle uygun bir şekilde ayarlayıp iğnemizi takalım. Sonra da iğnemize koyu renkli ipimizi takalım ve güzel bir şekilde dikmeye başlayalım. Ben bu şekilde güzelce iğneledim, bayağı da sık toplu iğnemi kullandım buzgülerimi de uygun bir şekilde ayarladım. Zaten kumaşım fazlaydı. Şimdi e, görünmeyecek şekilde dikeceğim. Diktikten sonra düğmelerimizi dikelim. Yani dikiş işlemlerini yaptıktan sonra tekrar elbisemize bakalım. Evet elbisemizin etek kısmını da diktim. Yani illa çok profesyonel olmaya gerek yok bu etek kısmını dikmek için. Bir iğnemiz, ipimiz varsa böyle telli telli güzelce dikebiliriz. Yani miniklerimizi sevindirelim. Daha sonra da 3 tane yukarı kısmının düğmesini diktim ve elbisemiz kullanılmaya hazır hale geldi. Evet bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Görüşmek üzere.